Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Apple'ın çıkartmış olduğu orijinal AirPods ile çakması Dacom'u kıyaslıyoruz. Arkadaşlar bu çakma olan yani Dacom marka olanın Çin'den biz 300 TL civarını bulduk. Orijinalde bildiğiniz gibi 900 TL yani aralarında 600 liralık bir fark var. Gelin bakalım bu farka değiyor mu değmiyor mu bir inceleyelim. İlk gözüme çarpan detay AirPods'un kutusundan neredeyse 3 tane sığabilecek kadar büyük bir kutu yapmışlar Dacom'a. Dilerseniz şimdi biraz da kutu içeriklerinden bahsedeyim sizlere. Öncelikle AirPods'un kutusunu açmak istiyorum. Şarj istasyonunu çıkartıyoruz. Birazdan değineceğim buna. Alt tarafta da şarj istasyonunu şarj etmek için bir kablomuz var. Şimdi de Dacom'u bir çıkartalım kutusundan. Evet, gördüğünüz gibi kulaklıklar ayrı yerde. Yuh, AirPods'un kutusundan bile büyük. Bu da şarj istasyonu arkadaşlar. Şimdi AirPods'u şöyle bir kutusundan çıkartalım. Çakması Dacom'la bir yan yana koyalım. AirPods'lar tasarım olarak da, tip olarak da, boyut olarak da bayağı bir sollamış durumda. Peki bu kutular ne işe yarıyor? Bundan da bahsedeyim. Şimdi bu kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Bunların kendi şarjı yok. Bunun içine koyduğumuz zaman kulaklıklarımız şarj olmaya başlıyor. Aynı şey Dacom için de geçerli. Aynı zamanda bu kutunun kendi şarjını alt taraftaki Lightning'den yapıyoruz. Bununki de micro USB. Şimdi telefona bağlama aşamasını da sizlere göstereyim arkadaşlar. Öncelikle AirPods'umuzu bağlayalım. Bluetooth'umuzu açtıktan sonra cihaz ararken şu şarj istasyonunun arkasında bir düğme var. Buna basıyoruz ve şu an bağlandı arkadaşlar. Ana ekranımıza dönüyoruz ve açtıktan sonra buraya zart diye geliyor. Şimdi bunu kapatalım, bir de çakmasına bakalım. Bunun da bağlanma olayı şu şekilde, kutu üzerinden bağlamıyoruz. Üzerinde kulaklıkların iki tane düğme var. Düğmelere basayım şöyle. Saçmalık şu arkadaşlar, iki kulaklığı da ayrı ayrı Bluetooth cihazı olarak görüyor. İkisini de bağlamanız lazım. Neden böyle bir şey yapmışlar? Onu vallahi ben anlayamadım. Kulaklıkları içine koyalım. Şöyle kapattık ve açınca gördüğünüz gibi iPhone'da hiçbir şey yok. Şimdi orijinalinde olup çakmasında olup olmadığını merak ettiğim bir özellik var. Hemen orijinalindekini tekrar hatırlayalım. Kulağıma takıyorum iki kulaklığı da, videoyu oynatıyorum. Şu an ses kulaklıktan geliyor. Ancak kulaklıklarımdan bir tanesini çıkarttığım zaman gördüğünüz gibi video duruyor arkadaşlar. Geriye taktığımda da devam edecek. Gördüğünüz gibi arada da çok ufak bir gecikme var. Bence oldukça iyi ve kullanışlı bir özellik. Şimdi aynısını çakması için deneyelim. Çakma olanları kulağıma takıyorum. Videoyu başlatıyorum. Evet, ses şu an kulaklıktan geliyor ve kulaklıkları bir çıkartalım bakalım. Birini çıkarttım, durmadı. Diğerini çıkarttım, yine durmadı. Demek ki çakmaya böyle bir özellik eklememişler. Kutu içeriğinden sonra hızlıca şunu denemek istiyorum. Bakalım bunlar kutusundan ters tuttuğumuz zaman düşüyor mu? AirPods'larda herhangi bir sorun yok. Bir de şunu da bir deneyelim. Gördüğünüz gibi tek seferde düşüyor. Eğer böyle bir ürün alacaksanız buna da dikkat etmeniz lazım. Biraz da ses deneyimi, müzik deneyiminden bahsedeyim sizlere. Tabii ki de bunu video ile aktarmak imkansız. Bir tanesi çakma olduğu için yüksek ses vermeye çalışıyor. Tabii ki de tamam, sesimiz yüksek ve bas karakteri daha güçlü gibi duyuluyor. Fakat şunu unutmamak lazım ki teknik anlamda yüksek ses güzel müzik dinleme değil. Yani buradan da şu sonucu çıkartabiliriz. Tabii ki de AirPods'tan çıkan ses oldukça kaliteli ve çakmasına göre daha iyi bir sesi var. Tabii ki de kulak sağlığınızı da düşünmeniz lazım. Hatta geçenlerde bir haber yapmıştık bununla ilgili. Birisinin kulağında Bluetooth kulaklık patlıyor arkadaşlar. Eğer Apple üründe böyle bir şeyle karşılaşırsanız karşınızda oldukça ciddi bir muhatap bulabilirsiniz. Ancak böyle bir markada sıkıntıya düşme ihtimaliniz yüksek. Sağlığınızdan olduğunuzda kalabilirsiniz. AirPods'u kulağınıza taktığınız zaman rahatsız etmiyor. Spor yaparken falan oldukça rahat kullanabilirsiniz. Ancak çakma olan bir süre sonra rahatsız bile edebilecek bir ağırlığa sahip. Ve oldukça büyük duruyor. Muhtemelen delici bakışlar da yolda, sağda solda sizi bekliyor. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelirken şöyle bir toparlayalım genel olarak. Size eksileriyle artılarıyla anlatmaya çalıştık. Arada 600 TL'lik var mı yok mu? Bu birazcık aslında sizin müzik keyfinize bağlı. Tabii ki de AirPods'lar biraz daha kaliteli müziği sizlere sunabiliyor. Ama işlevsel anlamda bakarsak tabii ki de ikisi de birbirine çok yakın işler yapabiliyor. Birisi orijinal ürün, birisi de ona çok benzeyen yan sanayi çakma başka bir marka ürün diyelim. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Arkadaşlar her zaman söylediğimiz gibi kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Millet iki yanında duran bağlantıları tıklayarak başka Webtekno videolarına ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.